Yine Kur'an yazmaları açısından ömrün çoğunu Fransa'da geçirmiş Muhammed Hamidullah'ın değerlendirmesini alalım yazma musaflar hakkında. O dönemde yazılan Kur'an nüshaları veya bunların parçaları, savaşlar, yangınlar, su baskınları, diğer felaketlere rağmen korunarak bize kadar gelmiştir. Taşkent'te olduğu gibi İstanbul'da, Londra'da Halife Osman'a nispet edilen Kur'an nüshaları hala mevcuttur. İstanbul'da Hazreti Ömer'e nispet edilen bir Kur'an sayfası vardır. Paris'teki Biblioteka Nationale'de Kur'an parçaları bulunmaktadır. Bunların Hicri 2. 3. yüzyıl gibi tarihli oldukları söylenmektedir. Kahire'de, San'a'da, İran'da, Afganistan'da ve diğer ülkelerde Kur'an'ın çok eski nüshaları bulunmaktadır. Bütün bunlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Magrib'den Malezya'ya, Taşkent'ten Seylan'a uzanan bölgelerde milyonlarca el yazması nüshaları arasında yazıcıların yazım hatalarından başka hiçbir farkın bulunmadığını tespit etmek heyecan vericidir. Muhammed Amidullah son dönemki çalışmaları yetişemedi ömrü itibariyle. Bu sayılar çok daha fazla artmıştır bununla ilgili bir video